Visual Studio'yu açıp yeni bir sayfa oluşturalım. Daha sonra oluşturduğumuz bu sayfanın dizayn kısmına hazır kontrollerimizi ekleyelim. İlk olarak bir tane label ekliyorum ben. Label'ımız gördüğünüz gibi eklendi. Şimdi bir tane de text box ekleyelim. Ve alt satıra inip bir tane de buton ekliyorum. Şimdi eklediğim bu kontrolleri ben sayfa içerisine yerleştirirken daha önceki yapmış olduğum uygulamalarda da hep space'de boşluklar bıraktım veya enter ile alt satıra indim ya da tab ile boşluk bırakarak sayfa içerisindeki yerleştirmesini bu şekilde yapmıştım. Çünkü bunun sebebi ise şöyle biraz boşluk bıraktım. Butonları sayfa içerisinde hareket ettirmeye çalıştığımızda gördüğünüz gibi mouse'la üzerine tıklayıp sürüklemeye çalışıyorum. Ancak hareket ettiremiyorum. Sadece bir alt satıra indirebiliyorum kontrollerimi. Şimdi kontrollerin bu özelliklerini yani sayfa içerisinde rahatça dolaştırabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bunu görelim. İlk başta bu tamam bu butonumuzun özelliğini değiştirelim. Yani siliyoruz. Positioning özelliğini değiştirmem gerekmektedir. Bunun için format menüsüne gidiyorum. Format menüsünde gördüğünüz gibi position bulunmakta. Position sekmesine tıklıyorum. Ve position penceresi ekrana gelmektedir. Position penceresinden Positioning Style bölümünden Absolute sekmesine tıklıyorum ve OK diyorum. Butonumu şimdi hareket ettirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi butonu sayfanın herhangi bir noktasına mouse yardımıyla sürükleyebiliyorum. Yalnız buton seçiliyken şu an gördüğünüz gibi seçiliyken hareket ettirmeye çalıştığımda butonu hareket ettirememekteyim. Bu yüzden butonun dışındaki bir alanda veya herhangi bir kontrolü pozisyonunu değiştirdikten sonra sayfa içerisinde hareket ettireceksem o kontrolün dışındaki bir alana tıklıyorum ve onu seçili olmamasını sağlıyorum. Daha sonra mouse'la üzerine gittiğimde gördüğünüz gibi etrafında küçük kutucuklar oluşmaktadır. Küçük kutucuklar oluşturduktan sonra tıklayıp sayfa içerisinde sürüklüyorum ve bu şekilde hareket ettiriyorum. Gördüğünüz gibi butonumu hareket ettirebildim. Şimdi tekrar format menüsüne gidiyorum ve positioning'e tıklıyorum. Biz butonumuzun özelliğini absolute olarak belirlemiştik. Şimdi butonun absolute olarak belirlediğimizde ekranın alt kısmında Location and Size bölümünden gördüğünüz gibi left yani sol kısmını 0 piksel diyorum. Top yani üstte de 0 diyorum. Yine bottom, alt ve right sağ kısımları da 0 olduğu için OK tıklıyorum şimdi. Buralarda 0 olduğundan emin olduktan sonra OK tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buton sayfanın en üstündeki yani 0'a 0 noktasına yerleştirildi. Yine bu positioning penceresinden ben kontrollerimin pozisyonlarını buradan belirtebiliyorum. Şimdi left 34 diyelim. Solda 34 tane boşluk bırak. 34 piksellik bir boşluk bırakacak. Gördüğünüz gibi şu alan 34 piksellik bir boşluk. Şimdi butonumu tekrar siliyorum. Yeniden bir buton ekliyorum. Yine format menüsünden position sekmesine tıklıyorum. Açılan position iletişim penceresinden bu sefer relative sekmesine tıklıyorum. Yine Positioning Style bölümünden Relative sekmesine tıklıyorum. OK diyorum. Yine butonumu tıpkı bir önceki butonda yaptığım gibi tekrar gösteriyorum burada. Diğer butonu seçerken Absolute olarak pozisyonunu belirlemiştik. Şimdi ise Relative olarak belirledik. Şimdi bu ikisinin farkını göstereceğim. OK'ye tıklıyorum tekrar. Yine butonumu
Sayfa içerisinde istediğim gibi gördüğünüz gibi hareket ettirebiliyorum. Ancak biz bu butonu relatif olarak belirlediğimiz için bu buton sıfıra sıfır noktasını butonu ilk yerleştirdiğimiz yer olarak görmektedir. Şimdi tekrar format menüsünden Positioning iletişim penceresinden gördüğünüz gibi Location and Size alanından butonumu sıfıra sıfır noktasına gitmesini istiyorum. OK'ye tıkladığımızda gördüğünüz gibi buton eski yerine gitti. Yani sayfanın en başına sıfır